Bu videomuzu biraz atık olan, daha doğrusu burada çok fazla ufak tefek atıklar var, kurşunlar var, çiviler var. Pis bir arazide, tam anlamıyla çalışma bölgesine benzer bir arazide yapıyoruz. Başlı biraz kaydırdığımız zaman ses yapabiliyor. Ufak tefek metaller var ortamda. Cihaz ses verebiliyor. Tamamen sürüklediğimiz zaman ufak metalleri görebiliyor. Biraz daha sağıma gel. Biraz daha sen sağıma gel. Şu an tam metalin üstüne bıraktım cihazı. Yani ortamda metal olduğu zaman cihaz sinyal verebiliyor. Bu durumda başlığı biraz daha yukarıdan gezdirmekte fayda var. Yere çok süpürdüğümüz zaman, bakın gazoz kapakları var. Bunlara başlık kablosu tam temas edebiliyor. Cihaz ses veriyor. Biraz daha başlığı kaldırarak yeni süpürme hareketiyle cihazı kullanabiliriz. Ufak tefek, biraz daha kabaca metaller de var. 30'lu rakamlar veriyor. Bakın hemen arkamda. Başlığı şöyle yere bakayım. Yüksek gerilim hattı var. Büyük başlığımız var. Ve yüksek gerilim hattının hemen yanındayız. Bu 380 volt. Gerilim hattı. Cihazımızı bir resetliyorum. Tekrar çalışıyor. Dikkatli kullandığımız zaman gayet güzel çalışan bir cihaz. Bu başlıkla birlikte. Sinyalleri belli zaten. Çok kısa sürüyor. Biraz parazit gibi andırıyor. Ama şimdi bakın büyük metale doğru yaklaşıyoruz. İleride gömülmüş olan bir metal var. Biz de bu metalin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece rastladık. Yüksek rakam verdi diyor. Çalılar olduğu zaman şöyle başlığı havaya doğru kaldırıyoruz. Üzerinden aşırıyoruz. Veya şöyle geçirebilirsek geçiririz. Eğer fark değilirse çalı. Var. Şöyle sıfırlayalım. Şöyle yanıma doğru gel. Cihazın kaç verdiğine bakalım. Şöyle gel istersen. 66 verdi. Biraz daha sağımdan çek. Bir metal algıladıktan sonra cihazı reset yapıp tekrar metalin üzerinden geçmekte fayda var. En doğru rakamı o zaman veriyor. Mesela 73 verdi. Bak şöyle yapalım. Sen yanıma gel. Ben sallayacağım. Cihazın kaç rakam verdiğini görelim. Tamam. Reset'e basıyorum. Cihaz resetliyor. Başlığı üzerinden geçiriyorum. 73 verdi. 59 verdi. 70. Böyle büyük rakamlar veriyor. Altında gömülü olan bir metal bu. Bakır tarzı metal olduğunu düşünüyorum. Burası